Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, 6. kitabın 5. ünitesinin 2. dersini yapıyoruz. Burada bir metnimiz vardı. Bu metni okuduk. Şimdi o metni tercüme edip anlayacağız. Öncelikle burada kelimelerimiz var. İlk önce kelimelerimizi bir anlayalım. Aklun, akıl değil mi? Aklun, akıl. Arapçasını söylerken de ne demiştik? Lubbun, lub, akıl demek. Ulul elbab, Kur'an'da geçiyor değil mi? Yetemeyyezül insanu bi'aklihi, insan aklıyla seçkindir değil mi? İlahiyyun, ilahi, ilaha nispet edilen ya, ilahla ilgili şey. Ni'metun ilahiyyetun, ilahi bir nimet, ilah tarafından verilmiş bir nimet şeklinde. Yestefidu, İstifade, yestefidu, istifade etmek, faydalanmak değil mi? Mesela istifade minhu, bir şeyden istifade etti. Cena minhu nefan, ondan hayır, fayda topladı. Mesela hasale minhu ala faide, ondan bir faydaya ulaştı. Ya da isteğallehu, ondan istifade etti, onu çıkarı doğrultusunda kullandı şeklinde söylemiştik. Hatar, ahtar, bu da tehlikeler anlamında değil mi? Hatar, ahtar, cemisi ahtar şeklinde. Gaza, yegzu, o da keşfetmek ya da ele geçirmek, gazve yapmak, savaş yapmak anlamlarında. Amin, emine, amin, güvenilir anlamında. Tamam mı? Güvenilir, amine. Veffera, bu da bollaştırdı. Veffera, yüveffiru, tevfir. Veffera nedir? Bollaştırdı. Mesela veffera şey'e, bir şeyi bollaştırdı. Yani kessarahu, onu çoğalttı. Mesela veffaral mâle, malı bollaştırdı. Yani nemmâhu ve dekharahu, onu biriktirdi. Lem yengushu, onu azaltmadı şeklinde. İlim, ulûm cemisi değil mi? İlim, ulûm, ilim, ilimler. Tedmir, hâzâ demmara, yıktı. Demmara, yudemmiru, tedmir, yıkmak değil mi? Demar, bu da yıkım. Yıkım, bu da isim yani. Tedmir ve demar. Bu ikisi, tedmir, demmaranın masları, demar da yıkım. Tedmir, yıkmak. Hedeme, yehdimu, bu da yıkıyor. Tamam, hedeme. Bu da aynı şekilde yıkmak. Seka, yeski, bu da sulamak değil mi? Bunun eş anlamlı olarak ne söylemiştik mesela? Rava, yervi, rava, yervi, sulamak. Seka, zira, evin nebat mesela. El muzari, çiftçi, seka, zira, ziraati veya bitkileri suladı. Yani raşşehu bilme, onun üzerine su serpti demek. Raşşe, su serpmek ya da suyu püskürtmek anlamında. Tamam, bu şekilde. Sonra hangi kelimemiz vardı? Himmetün. Himmet nedir? Himmet, gayret, sa'yun ya da amel, cühd değil mi? Şeka, yeşku, bu da şikayet. Şeka, yeşku, şikaye. Tafa, yatfu, bu da suyun üzerinde bir şeyin yüzmesi anlamında. Yatfu ala vecihil ma, mesela suyun üzerinde yüzen. Neydi? Cizu şecara mesela. İlk gemi cizu şecara ellezi yetfu ala vecihil ma, suyun üzerinde yüzen ağaç gövdesi gibi. Yani suya batmayan anlamında. Tafa yetfu. Şira, bu da yelken demek. Şira cemisi eşriatun. Bak. Şira cemisi eşriatun veya şuru'un. Daha çok belki eşriatun kelimesiyle karşılaşırsınız. Tamam mı? Şira'u sefine mesela qil'uha nesicun vasi'un yunsabu ala sefineti, mesela böyle geniş bir kumaş ya da örülmüş, dokunmuş bir şey, yunsabu ala sefine, geminin önüne nedir? Dikilir. Fetehubbu fihi riyah, rüzgarlar ona eser ve tedfe'u sefinete fi ibharihi, denizde yol almasında gemiyi ne yapar? İttiriyor. Denizde yol alırken gemiyi ittiriyor. Yesta'inu, iste'ane, yesta'inu, bu da yardım istiyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in değil mi? Bunu nasıl söylemiştik Arapça anlatırken? İste'ane sahibehu, arkadaşından yardım istedi değil mi? Bak, iste'aun, aun nedir? Yardım değil mi? Talebe minhul aun, aun, ondan yardım istedi. Ve'l musa'ade,
Tamam, veya müsaade, yani o da yardım anlamında. Bu istifal babı nedir? Bir şey istemek anlamında daha çok kullanılır demiştik. Aliyun, burada aliyun aletsel, aletle ilgili ya da otomatik, mekanik anlamında da kullanılabilir. İsmi mensup. Hakika, gerçek. Gumud, bu da kapalı. Gamizatun, ma zalet hazihil mes'ele gamizaten hatta al-an. Bu mesele günümüze kadar hala gizemini koruyor. Gumud, gizemler, kapalılık anlamında, kapalılık. Gamizatun, kapalı, o ismi fail ya da sıfat olarak. Gumud, kapalılık. Tamam. Ma'rife, bu da bilgi ya da ilim. Bilgi, ilim anlamında. Ma'rifeyi nasıl tarif etmiştik arkadaşlar? El-ma'rife idraku şey ala ma huve aleyhi. Bir şeyi olduğu hal üzere idrak etmek, anlamak. El-ma'rife ayrıca hasiletü teallüm abral usur. Asırlar boyunca öğrenmenin ürünü olan şey. Yani birikim anlamında da kullanıyor. İlim ve marifet, değil mi? Bâhira, bu da nedir? Vapur anlamına geliyor, değil mi? Cemisi bunun bâhirat ya da bevâhir şeklinde geliyormuş. Sefînetun kebîratun, büyük gemi. Tüseyyiru bi kuvvetil buhar, yani şey, tüseyyiru diyelim ya da tüseyyiru, yürütülüyor. Bi kuvvetil buhar, buhar gücüyle yürütülen büyük gemi. Tehmilul bâhira e'dâden kebîraten minel musâfirin, yolculardan büyük sayıda taşıyabiliyor. Bak, bâhira denilmesinin sebebi neymiş? Tüseyyeru bi kuvvetil buhar. Buhar gücüyle yürütüldüğü için. Bâhira. Demek ki onunla bir alakası var imiş. Huna tegallebe yeteğallebu. Tegallebe ala bir şey nedir? Üstün gelmek, hakim olmak anlamında. Tegallebe ala aduvihi, düşmanına üstün geldiği. Galebe çaldı demek, değil mi? Kaharahu, onu ezdi. İstevle aleyhi, onu hükmü altına aldı. Tegallebe alel masaib, mesela musibetlerin üstünden geldi. Musibe masaib, değil mi? Zelleleha, o musibetleri küçümsedi, zelil kıldı, onların hakkından geldi demek oluyor. Buna tabiratü ders, dersimizin tabirleri. El muharrikatul buhariye, buharlı motorlar. Muharrik, harrake, yuharriku, muharrik. Harrake, harekete geçirdi. Muharrik, hareket ettiren şey. Yani biz buna motor diyoruz. Buharlı motorlar. Tıpkanlı, yani şunun tıpkısının aynısı demek. Tıpkı kelimesi de demek ki bize Arapçadan geçmiş. Şimdi metnimizi okuyor ve anlıyoruz. El-aklul beşeriyyu a'zamu hediyetin ilahiyetin lil-insan. Beşeri akıl, yani insan aklı, a'zamu hediyetin ilahiyetin, ilahi hediyenin en büyüğüdür lil-insan, insan için. Beşeri akıl, beşer aklı, insan için ilahi hediyenin en büyüğüdür. Ya da en büyük ilahi hediyedir. Türkçe'ye daha uygun olması için. Yani kelime olarak buradaki lafzı anlayın diye bu şekilde söylüyorum. İlahi hediyenin en büyüğü. Yani en büyük ilahi hediyedir insan için. Fe, neden? Bak sana açıklayayım diyor. Fe bi vasıtatil akıl. Çünkü akıl vasıtasıyla. Ben çünkü nereden çıkarıyorum? Bu fe'den çıkarıyorum, değil mi? O fe'den çıkarıyorum bak. Çünkü derken. Bak, çünkü şöyle olmuştu. Sebebini açıklıyor. Çünkü akıl vasıtasıyla arafel insan. İnsan tanıdı. İnsan öğrendi. Neyi öğrendi? Keyfe ye'işu fil arz. Yeryüzünde nasıl yaşayacağını öğrendi. Ve keyfe yestefidu mimma aleyha. Onun üzerinde olan şeylerden nasıl istifade edeceğini öğrendi. Tamam. İnsan akıl vasıtasıyla yeryüzünde nasıl yaşayacağını ve onun üzerinde şu ha arza gidiyor, değil mi arkadaşlar bu? Ha. O yeryüzünün üzerinde olan şeylerden nasıl istifade edeceğini öğrendi.
aleyha'daki arza gidiyor. Arz kelimesi arkadaşlar müennes bir kelimedir. Mimma derken ma aleyha, onun üzerinde olan şey min dendan. Tamam? Mesela fe fil bidaye, mesela başlangıçta evvel insanu, insan sığındı, eva meva sığınak değil mi? İnsan sığındı ilel kuhuf. İnsan mağaralara sığındı. Li yahmiye nefsehu minel emtar. Kendisini yağmurlardan korumak için. Ve riyah rüzgarlardan. Ve ahtaril muhtelife. Ve farklı tehlikelerden korumak için, kendisini korumak için insan başlangıçta mağaralara sığındı. Evvel insan ilel kuf, insan mağaralara sığındı. Niçin? Li yahmiye nefsehu, kendisini korumak için. Nelerden? Matar, emtar, yağmurlardan, rih, riyah, rüzgarlardan, ehtaril muhtelife, farklı tehlikelerden korumak için, kendisini korumak için ilk başta mağaralara sığındı. İlk başta. Thümme, tamam, sonra ne olmuş? Benel buyute, evleri bina etti. Evler yaptı. Ve sekene fiha, ve oralarda oturdu. Evlerde oturdu. Değil mi? Ve ma zâle yeteallem, öğrenmeye devam etti. Ve yufekkiru, düşünmeye ve yetetavver. Yani öğrenmeye, düşünmeye ve geliştirmeye devam etti. Ya devam etti ya da öğrenmesi, düşünmesi ve geliştirmesi hiç bitmedi, tükenmedi. Sürekli devam etti. Tamam? Hatta ne zamana kadar? Gazel fada. Uzayı ele geçirinceye kadar, uzayı keşfedinceye kadar öğrenmesi, düşünmesi ve geliştirmesi ya da gelişmesi devam etti. Yetetavvaru. Tavvara geliştirdi. Tatavvara gelişti. Yani gelişmeye, düşünmeye ve öğrenmeye devam etti. Se'al insanu, insan çabaladı, uğraştı, gayret etti. Niçin? Liyece'ale hayatehu murihaten ve amineten. Hayatını rahat ve güvenilir kılmak için insan çabaladı. Fe, bunun için de meda fi tariqil ilmi. İlim yolunda gitti. Vel ma'rife, ilim ve bilim yolunda geçti gitti. Ve arafe, öğrendi, anladı ki ennehu, yani o ilim, et-tariqul vahid, biricik yoldur. Niçin? Li tahqiqi ehdafihi, hedeflerini gerçekleştirmek için tek yoldur, biricik yol olduğunu anladı. Yani ilmin hedeflerini gerçekleştirmek için tek yol olduğunu öğrendi, anladı. Fe bil ilmi, mesela ilim ile, buradaki fe'ler öncekiyle bağlantıyı, bak sana örnek vereyim diyor. Fe bil ilmi, ilim ile hama nefsehu minat tabiatil hatira. Kendisini korudu. Neyden? Minat tabiatil hatira. Tehlikeli doğadan, tabiattan kendisini korudu. Ne ile? İlim ile. Değil mi? İlim ile kendisini tehlikeli tabiattan korudu, himaye etti. وَاسْتَطَاءَ اَنْ يَسْتَف۪يدَ مِنْهَا. Ve ondan istifade edebildi. Tamam mı? Ve ondan, yani مِنَ الطَّبِيعَةِ الْخَتِرَةِ. Şuradaki ha nereye gidiyor? الطَّبِيعَ الْخَتِرَةِ. Değil mi? Tehlikeli tabiattan. Yani tehlikeli tabiattan korudu. Bir de aklı sayesinde اِسْتَطَاءَ اَنْ يَسْتَف۪يدَ مِنْهَا. O tabiattan istifade edebildi. وَاَخْتَرَعَ كَث۪يرًا. Birçok şey icat etti. مِنَ الْاَلَاتِ. Aletlerden birçoğunu icat etti. Hangi aletler? اَلَّتِ. O aletler ki وَفَّرَتْ لَهُ الرَّاحَ. وَفَّرَتْ. Bollaştırdı. لَهُ. Onun için. Kim? Yani insan için. الرَّاحَةَ. Yani rahatı bollaştırdı. Kendisi için rahatı bollaştıran aletlerden birçoğunu icat etti. Yani rahatı bollaştıran derken kendisine bol bol rahatlık sağlayan, rahatlık sunan, vefferayı bu şekilde de tercüme edebiliriz. Kendisine sağlayan, sunan, veren, bollaştıran şeklinde. Lakin, fakat,
Geldik önemli soruya. Hel vasalel insan, insan ulaştı mı? Bil ilim, ilimle ulaştı mı? İlâ hayatin aminetin ve sa'id. Mutlu ve güvenilir bir hayata ulaştı mı? Fakat diyor insan ilimle güvenilir ve mutlu bir hayata ulaştı mı? Ulaştı mı? Es-sual. Cevap. Laqad ibtaadel insan an hedefil evvel. İnsan ilk hedefinden uzaklaştı. Uzaklaşmıştır. Ve ihtara'a alatin lil katl ve tedmir. Ve ihtara'a alat, aletler icat etti. Niçin? Lil katl, öldürmek ve tedmir, ve yıkmak için. Öldürmek ve yıkmak için aletler icat etti. Fe, sonra ne oldu? Bunları yapınca, öldürünce, yıkınca fe zâdet. Bak bu yüzden zâdet artırdı. El kerahiyete, nefreti beynennâs. İnsanlar arasındaki nefreti artırdı. Kim artırıyor? Yani bu öldürmek ve yıkmak için icat ettiği aletler, ben buraya göre düşündüm ya, o aletler artırdı İnsanlar arasındaki nefreti. İnsanların yakınlarını, sevdiklerini öldürdüğünde ne yapar? İnsanlar sana nefret duyar, muhabbet duyacak halleri yok, değil mi? O şekilde. Ha, İnsanlar arasındaki nefreti artırdı. Ve teqatelu fi hurubin kesira, ve birçok harplerde savaştılar karşılıklı, birbirlerini yediler. Birçok savaş. Nasıl savaşlarmış onlar? Burası nekre kelime olduğu için ondan sonra gelen cümle onun sıfatı oluyor. Nasıl birçok savaş? Lem teclüp, getirmedi. Hiçbir şey getirmedi o savaşlar. İllel mevte ve demar. Ölüm ve yıkımdan başka hiçbir şey getirmeyen birçok harpte savaştılar, durdular. Tamam, ne için? Çünkü öldürmek ve yıkmak için aletler keşfetmiş. İnsan ilk başta kendi hayatını, güvenliğini sağlamak, yiyeceğini elde etmek, hayatta kalmak için mücadele ediyordu. Sonra başkalarını öldürmek için, değil mi? Evet, demek ki ölüm ve yıkımdan başka hiçbir şey getirmeyen birçok savaşta savaştılar. Lakin, fakat, hel kânel ilmu, ilim mi oldu huves sebep? Bu işin sebebi ilim midir yani? Yani bütün bunların sebebi hel kânel ilmu, ilim oldu mu huves sebep? İlim bizzat kendisi mi sebep oldu yani buna? La, hayır. İnne sebebe, şüphesiz ki sebep huvel insan. Sebep insandır. Es sebep, sebep huve, bizzat el insan. Bizzat insandır. Fe yecibu alel insan. Bak bu yüzden insana gerekir. Fe bu yüzden yecibu alel insana gerekir. En yetealleme, öğrenmesi gerekir. Keşfe, keyfe yeşfi, nasıl şifa vereceğini öğrenmesi gerekir. La keyfe yaktul, nasıl öldüreceğini değil, nasıl şifa vereceğini öğrenmesi gerekir. Keyfe yebni, nasıl yapacağını, bina edeceğini. La keyfe yehdim, nasıl yıkacağını değil. La'yı değil diye söyleyebiliriz, değil mi? İşte bu yüzden insana nasıl şifa vereceğini, nasıl öldüreceğini değil, nasıl şifa vereceğini, nasıl yıkacağını değil, nasıl yapacağını öğrenmesi gerekiyor. İnsana bu yüzden böyle gerekiyor diyor. İnnel ilme, şüphesiz ki ilim huve edatun azimetun, büyük bir edattır, araçtır yani. Nasıl büyük bir araçmış? Vada'aha, onu koydu Allahu fi eydine, Allah onu bizim elimize koydu. Yani ilim Allah'ın bizim elimize koyduğu büyük bir araçtır. Şüphesiz ilim büyük bir araçtır. Nasıl bir araç? Allah'ın bizim elimize koyduğu, bize sunduğu büyük bir araçtır. Fe bu yüzden işte yecibu, gerekir. En nesta'mileha, onu kullanmamız gerekir.
fi hayril beşeriye, beşerin, insanlığın hayrına ve saadetya, ve onların mutluluğu yolunda onu kullanmamız gerekiyor. Bazı kelimeleri vurgularsak arkadaşlar, el aklul beşeri, beşeri akıl, yani insani akıl. Keyfe ya'işu. Burada arefel insan, insan bildi, keyfe ya'işu, nasıl yaşıyor bildi. Böyle olamayacağı için ne dedik biz? Nasıl yaşayacağını öğrendi diye söyledik. Tamam, onu mastar yaparak da. Ve keyfe yestefidu mimme aleyhim, yani onun üzerinde olan şeylerden nasıl istifade edeceğini öğrendi. Yoksa olduğu gibi nasıl istifade ediyor, nasıl yaşıyor öğrendi değil. Değil mi? Nasıl yaşayacağını, nasıl istifade edeceğini öğrendi. Buradaki mimma, şu şeyden nasıl istifade edeceğini. Ma, yani aleyha, o ha arza gidiyor değil mi? Arzın üzerinde olan şeylerden nasıl istifade edeceğini. Ewa, ye'vi, bu da sığınmak demek. Me'va, sığınak. Değil mi? Kehfun, kuhuf. Mesela ashab-ı kehf diyoruz değil mi? Mağara ashabı, mağara ehli. Kuhuf onun cemisi. Kehfun, kuhuf. Matar, yağmur, emtar cemisi. Rih, rüzgar. Riyah, rüzgarlar. Hatar, tehlike, ahtar, tehlikeler. Gaza, yağzu, gazve. Gazvetu, Uhud, Bedir. Gazve yapmak ya da ele geçirmek gibi. Sa'a, sa'i. Sa'ini meşkur mesela değil mi? Çaba, gayret, uğraş anlamında. Fe, mada, gitti demek. Mada, gitti, geçti, gitti demek. Mazi mesela. Geçti, gitti, geçmiş zaman değil mi anlamında. Burada fe'ler çok var arkadaşlar. Ha, nedir? İnsan hayatını mutlu, rahat ve güvenilir kılmak için çabaladı. Ha, fe, işte bu yüzden ilim yolunda geçti, gitti. Tamam mı? Fe ne yapıyor? Şuranın sebebini açıklıyor. Ya da sonucunu. Böyle uğraştı. Niçin? Şey, böyle uğraştı, bunun için çabaladı ve ne yaptı? Ha işte bunun için şunu yaptı. İlim yolunda ilerledi şeklinde. Veffara kelimesi, veffara, yuveffiru, tevfir, bir şeyi bollaştırma, sağlama, sunma anlamında. Ona rahat sunan, rahatı bollaştıran anlamında. Lekad, daha önce kad edatını görmüştük değil mi? Kad, mazi fiilin başına gelip onun anlamını tekit ediyordu, kuvvetlendiriyordu. Bir de lam gelince ne oluyor? Lam da onu tekit ediyor. Yani tekidin tekidi. Kesinlikle insan uzaklaşmıştır şeklinde. Kat tekit, lakat tekidin de tekidi. Daha güçlü bir tekit. Arapçada bu tekit üsluplarını bol bol görebiliriz. Fezadetil kerahiyete. Kerih, mekruh, kerahiye yani nefret anlamında. Zadet artırdı. Kim artırıyor? Bu aletler. Öldürmek ve yıkmak için icat edilen aletler artırıyor. Neyi? Kerahiyete. Bu da onun mefulü. Nefreti artırıyor. Fi hurubin kesira, birçok harp. Bu nekre kelimeden sonra gelen bu cümle lem teclub illel mevte ve demar, ölüm ve yıkımdan başka hiçbir şey getirmeyen birçok harp anlamında. Burada da keyfe yeşfi, nasıl şifa veriyor değil de nasıl şifa vereceğini öğrenmesi gerekiyor. Nasıl öldüreceğini değil, nasıl şifa vereceğini, burada da nasıl yıkacağını değil, nasıl yapacağını öğrenmesi gerekiyor. Edatun azime, büyük bir araçtır şeklinde. Yecibu en nestamileha, onu kullanmamız gerekiyor şeklinde. Ecib anil esiletil atiye. لِمَاذَا اَوَ الْاِنْسَانُ فِي الْبِدَايَةِ اِلَى الْكُهُوفِ İnsan başlangıçta mağaralara niçin sığındı? İnsan başlangıçta niçin mağaralara sığındı? لِمَاذَا لِي يَحْمِيَ نَفْسَهُ مِنَ الْاَمْطَارُ وَالْرِيَاحِ Kendisini yağmurlardan ve rüzgarlardan korumak için. وَالْاَخْطَارِ الْمُخْتَلِفَ ve farklı tehlikelerden korumak için. Değil mi? Herkese. فَمَذَا مَذَا فَعْلَ الْاِنْسَانِ لِيَجْعَلَ حَيَاتَهُ مُرِيحَةً İnsan hayatını rahat hale getirmek için, rahat kılmak için ne yaptı?
Ne yaptı? Mada fi tariqil ilmi vel ma'rifa. Değil mi? Bak ne yazıyor? Sa'al insanu li yec'al hayatahu murihatan ve amineten. İnsan hayatını rahat ve mutlu, şey, güvenilir kılmak için çabaladı. Ne yaptı? Mada fi tariqil ilmi vel ma'rifa. Bunları da devam ettirebilirsiniz ama bu kadar da yeterli. Keyfe istifade el insanu minel ilim. İnsan ilimden nasıl istifade etti? Nasıl istifade etti? Bil ilmi mesela hama nefsehu min at-tabi'atil khatira, kendisini tehlikeli tabiattan korudu. Ustata en yestefide minha, o tabiattan istifade edebildi. Vahtara kesiran min al-alati allati waffarat lahu ar-raha, kendisine rahat sağlayan aletlerden birçoğunu icat etti. Bunların hepsine bil ilim. Hada kulluha bil ilim. Asbaha bil ilim yani. Ma a'zamu şeyin ihtara'ahul insan. İnsanın icat ettiği şeylerin en büyüğü nedir? İnsanın icat ettiği en büyük şey nedir? Tehaddes an zalik. Bundan bahset diyor. Bundan tabi bahsedebilirsiniz. Mesela ihtara'ahul insan at-tairat. İnsan uçakları keşfetti. Mümkün nekul a'zamu şeyin ihtara'ahul insan. Velakin nel insan istihdame at-tairat eydan lil katli ve tedmir ve lil harp fakat. Lizalike keyfe nekul enne at-tairat a'zamu şeyin ihtara'ahul insan. Hada şeyun acib taban. اكتب صحيحا أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخطأ. عرف الإنسان كيف يعيش في الأرض بواسطة العقل. إنسان أقلب أراجليلا يير يزند نسل يشيجان أورندي. صحيح؟ نعم هذا صحيح. نعم. أول إنسان إلى الكهوف ليحمي نفسه من الأشجار والنباتات. İnsan mağaralara sığındı. Niçin? Liyahmiye nefsehu. Kendisini korumak için. Buraya kadar doğru. Minel eşcari ve nebatat. Ağaçlardan ve bitkilerden. Sahih. La haza hata. Minel ahtar vel amtar ve riyah. Rüzgarlardan, tehlikelerden. Değil mi? Yağmurlardan korumak için. Bekiyel insanu yufekkiru ve yetatavveru hatta gazel fada. İnsan kaldı diyor. Nasıl kaldı? Yufekkiru düşünerek ve yetatavveru gelişerek. Kaldı yani mazale kaldı, devam etti. Hatta gazel fada, uzayı keşfedinceye kadar düşünerek ve gelişerek kaldı, devam etti. Hada sahih. Naam. Arafel insanu ennel katle tariqul vahid li tahkik ehtafihi. İnsan bildi diyor. Ennel katle, öldürmenin tariqul vahid, biricik yol olduğunu bildi. Niçin? Li tahkik ehdafi. Hedeflerini gerçekleştirmek için ölümün tek bir yol olduğunu öğrendi diyor. Hada sahih. La ennel ilme. Ennel ilme attariqul vahid. İlimdir biricik yol, değil mi? Bu yanlış. Vasalel insanu bil ilmi ila hayatin aminetin ve saidetin. İnsan ilimle güvenilir ve mutlu bir hayata ulaştı. El vasalel insan. La, la, bel hata haza. Hata. Limaza? Lianna laqad ibtaada el insan an hedefi el evvel. Ve ihtara'a alatin lil katli ve tedmir. Ve hazihi el alat zadet el kerahiyete beynen nas ve teqatelu. Ve teqatelu fi hurubin kesiretin lem teclub illa el mevte ve el damar. يجب على الإنسان أن يتعلم كيف يقتل لا كيف يشفي. İnsana gerekiyor. En yetallem, öğrenmesi gerekiyor. Keyfe yaktul, nasıl öldüreceğini öğrenmesi gerekir. La keyfe yeşfi, nasıl şifa vereceğini değil, nasıl öldüreceğini öğrenmesi gerekir. Sahih am hata? Hada hata taban. Hada hata. Evet, bunların cevapları bu şekilde olacak idi. Bunun nedir doğrusu? Yecib alel insan en yetealleme keyfe yeşfi la keyfe yektul şeklinde olacaktı doğrusu. İstahric minen nasıl sabık cümelen muradifeten lil cümelil atiye. Bu geçmiş parçadan aşağıdaki cümlelerin eş anlamlısı olan cümleleri çıkart diyor. Tavvaral insan hayatehu bil akl. İnsan hayatını akıl ile geliştirdi. Ne deriz buna?
Fe bi vasıtatil akli, mesela ne yaptı insan? Fe bi vasıtatil akli arafel insanu keyfe ya'işu fil arz ve keyfe yestefidu mimma aleyha. ففي البداية أوى الإنسان إلى الكهوف ليحمي نفسه من الأمطار والرياح والأخطار المختلفة ثم بنى البيوت وسكن فيها وما زال يتعلم ويفكر ويتطور حتى غزا الفضاء. Buraya kadar olan kısmı yazarsak az önceki ifadenin anlamını taşımış oluyor. حول الإنسان مخاطر الطبيعة إلى فوائد. İnsan tabiatın tehlikelerini faydalara dönüştürdü. Ne yaptı? İnsan وَاسْتَطَاعَ اَنْ يَسْتَف۪يدَ مِنْهَا حَمَى نَفْسَهُ مِنَ الطَّبِيعَةِ الْخَطِرَ وَاسْتَطَاعَ اَنْ يَسْتَف۪يدَ مِنْهَا. İnsan kendisini tehlikeli tabiattan korudu ve ondan istifade edebildi. بِعَقْلِهِ değil mi? Aklı sayesinde. لَمْ يَكُنَ الْعِلْمُ سَبَبًا لِلْقَتْلِ وَالدَّمَارِ İlim öldürme ve yıkım için sebep olmadı. Değil mi? Ne diyordu? هَلْ كَانَ الْعِلْمُ هُوَ السَّبَبُ İlim midir sebep buna? Bu soru cevap almak için değil, istinkari bir sorudur, değil mi? İlim mi oldu buna sebep sanki? Bunun sebebi ilim midir? La inne sebep huvel insan. Sebep şüphesiz ki insanın kendisidir. Min vacibatil insanın görevlerinden biri de teallumul umuril icabiye la selbiye. İnsanın görevi olumlu işleri öğrenmek. La selbiye, olumsuz şeyleri değil, olumlu şeyleri öğrenmek. Ne diyordu orada? Yecibu alel insan en yetealleme keyfe yeşfi. La keyfe yaktul, keyfe yebni, la keyfe yehdim şeklinde geçmişti. İcabiye olumlu nedir? Şifa, bina, bunlar olumlu. Selbiye yaktul, yehdim öldürmek, yıkmak, bunlar da selbiye oluyor. İnte hâzed ders, ma'a selâme.